Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzun konuğu iPhone SE yani Special Edition. Çıktığından beri piyasayı sallar gibi gözüken küçük telefon diye yanıp tutuşanlar için ilaç gibi geldi bu telefon. Telefonun esas çıkış amacı 4 inçlik bir telefon istiyorum ben. Ancak benim telefonum Apple cephesindeki en güçlü donanıma sahip olsun diyenler için. Apple'da pazarda böyle bir eksiklik hissettiği ve en güçlü donanımı bu minnacık telefonun içine sığdırdı. 4 inçlik bir ekranla gelen bu telefonun 1136'ya 640'lık bir çözünürlüğü var. Bildiğiniz iPhone 5, 5S kasası ancak iPhone 6S'lerden alıştığımız altın gül rengi de bu telefona eklenmiş. Bunun yanında diğer renkler olan gümüş, uzay grisi ve altın renk seçenekleri de tabii ki bulunuyor. Telefonun ayırt edici özellikleri zaten telefonun içinde bulunuyor. İsterseniz biraz bu teknik detaylara bakalım. Apple'ın 1.84 GHz hızında çalışan çift çekirdekli A9 işlemcisi bulunuyor. Bunun yanında grafik işlem birimi olarak da PowerVR GT7600 konulmuş içine. Aynı zamanda telefonun beklentilerin üzerinde olarak 2 GB RAM'le de geldiğini söyleyelim. iOS 9.3 işletim sistemiyle birlikte kutudan çıkıyor iPhone SE. Eğer küçük telefonum olsun istiyorsanız ancak donanımı da iPhone 6S kadar güçlü olsun diyorsanız SE sizin için biçilmiş kaftan. Telefon iki farklı depolama seçeneğiyle birlikte geliyor arkadaşlar. 16 GB ve 64 GB olmak üzere 128'ini çıkarmadı Apple. Bu telefonun kamerası 4K video çekebiliyor. Eğer siz 16 GB'lı alırsanız bir süre sonra 4K video çekip bilgisayarınıza aktarmazsanız depolamayla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kameradan bahsetmişken şunu da hemen söyleyeyim. Arka kamera bildiğiniz iPhone 6S'in, 6S Plus'ın kamerasıyla birebir aynı. Sadece optik sabitleyici bulunmuyor kamerada. Şöyle bir handikapı var. Ön kameraya gelince işler birazcık cozutuyor. 1.2 megapiksellik bir kamera koymuşlar. Bildiğiniz gibi 6S'lerde bu 5 megapikseldi. Hakikaten ön kamerasının bir tık daha yüksek olmasını şahsen ben bekliyordum. Hızlıca bataryadan da bahsedelim. 1624 mAh'lik bir bataryası var. Bu kağıt üzerinde düşük gözükebilir. Ancak her zaman söylenilen şey şu. Apple'ın işletim sistemi gayet tasarruflu çalışabiliyor. Bu yüzden de bu 1624 mAh'lik batarya sizin bir gününüzü oldukça rahat çıkartacaktır. Ancak şundan da bahsedeyim. Siz bütün gün oyun oynuyorsanız, video izliyorsanız zaten buna hiçbir telefon dayanmaz. Bu günlük kullanım için oluşturulmuş bir laf diyelim biz sizlere. Yani siz standart sosyal medyada takılıyorsanız, arada bir oyun oynuyorsanız 1624 mAh oldukça yeterli bir seviye. Telefonla ilgili söylemek istediğim bir konu daha var arkadaşlar. Bu telefon bükülebilir. Dikkatli kullanın. Çünkü iPhone 6'da kullanılan malzeme kullanılmış. iPhone 6 testlerde bu sorunu 7000 serisi alüminyumla çözmüşlerdi. Ancak bu telefon için biraz tehlike var. O yüzden dikkat edin diyorum. Ancak şöyle de bir avantajı var. Telefon küçük olduğu için 6S Plus'lar gibi ya da 6S'ler gibi elinizden düşürme ihtimaliniz çok daha düşük. Çünkü tam avca oturuyor telefon çok rahat bir şekilde. O yüzden biraz daha rahat kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına arkadaşlar. Bu telefon neden alınmalı? Zira birazcık pahalı gelebiliyor bazı arkadaşlara ki bana da pahalı geldi. 2000 lira 16 GB için bir bedel ödemeniz lazım. 64 GB'ı istiyorsanız da 2400 TL ödemeniz lazım. Şimdi neden bu telefona ihtiyacımız var? Şahsen ben sağda solda yolda falan çok fazla müzik dinliyorum. Telefonumla da çok oynuyorum arkadaşlar. Hakikaten mesela 5 inçin üzerine çıkmaya başladığı zaman mesela 5.5 özellikle 6 inçte telefonun en uç noktasına ulaşmak bazen zulüm olabiliyor. Bu yüzden bu telefon bence çok ideal. Telefonun istediğiniz noktasına tek elleyken çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bu bir. İkincisi ise mesela diyelim ki 6 inç bir telefon. Kemer takmadığınız o gün don düşüren telefonlar arasına çok rahatlıkla girebilirken bu gerçekten cepte varlığını yokluğunu hissetmiyorsunuz arkadaşlar. Çok rahat cebinize atıp hani telefonum nerede falan filan diye hatta böyle tribe girip telefonu bile arayabiliyorsunuz. Şöyle de bir handikapı var arkadaşlar. Eğer siz çok fazla yazı okuyorsunuz mesela şöyle telefonun dibine girip gözlerinizi bozma ihtimaliniz de var. Bunun yanında telefondan film izleyen arkadaşlarımız var, dizi izleyen arkadaşlarımız var. Onlar için de şu kadar küçük bir ekrandan dizi film izlemek ne kadar keyifli olur orası bence tartışılır. Telefonun neden alınıp alınmayacağından da biraz bahsettikten sonra sizler için birkaç test hazırladık. Bunlara geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Biz bu telefona haftaya Web Tekno usulü bir sağlamlık testi yapacağız. Sizlerden de yorum bekliyoruz arkadaşlar. Neler yapalım, neler yapmayalım hakkında belki bu minik aksiyon filmimizde sizin de senaryoda bir katkınız olur. Bu yüzden aklınıza gelen bu telefonun yapılmasını istediğiniz her şeyi alt tarafa yorum olarak yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi testlerimize geçme zamanı. Sizler için hazırladığımız bu testte 1 adet SE, 1 adet iPhone 6 Plus, 1 adet 5S ve 1 tane de iPhone 6S kullanacağız arkadaşlar. Oyun testimizi her zaman olduğu gibi Mortal Kombat X ile 15 dakika boyunca yapıyoruz arkadaşlar. 28.3 derece sıcaklığımızda %89 şarjımız var iPhone 5S'te. Oyun bittikten sonra bakıyoruz. 38.8 derece yükseliyor ve şarjımız %75'e düşüyor. iPhone 6 Plus'ta da 26.8 derecelik bir ısımız vardı. Şarjımız da %85 seviyesindeydi.
Oyun bittikten sonra bakıyoruz ne kadar olmuş. 40.4 derece yükselmiş ve şarjımız %73'e düşmüş. iPhone 6s için hızlıca bakalım. 29 derece bir sıcaklığımız ve %37 şarjımız var. Oyun bitiminde ulaştığımız rakamlar da sıcaklık için 35.6 derece, şarjımız için de %29'a düşmüş diyelim. Şimdi iPhone SE'ye geçiyoruz. 26.7 derece ısımız, %68'de şarjımız vardı oyuna başlamadan önce. Şimdi oyun bittikten sonraki değerleri göreceğiz. 37 dereceye ulaşmışız, şarjımız da %57'ye düşmüş. Evet, şimdi hızlıca video ve fotoğraf testlerimize de geçelim arkadaşlar. Öncelikle slow motion testinden başlıyoruz. 5S için şunu söyleyeyim sizlere, 720p'de 120 kare çekebiliyor. Diğer telefonların hepsi 240 kareye kadar çıkabiliyor. Bu da demek oluyor ki de 240 kareye çıkanlar daha iyi yavaş çekim video çekebiliyor tabii ki de. O yüzden burada zaten 5S direkt geride kalıyor. Hızlıca selfie kameralarına da bakalım. Maalesef elimizdeki 5S'in selfie kamerası bozuktu. Ancak onun da aynı SE'de olduğu gibi 1.2 megapiksellik bir ön kamerası var. iPhone 6 Plus için de aynı şey geçerli. Ancak iPhone 6S'te 5 megapiksellik bir ön kamera var. Bu yüzden bu kategoride galibimiz tabii ki de iPhone 6s oluyor. Ayrıca iPhone SE'de iPhone 6s'in arka kameralarını koymadıkları için tekrar buradan ayıplıyorum. Şimdi arka kameraya bakalım isterseniz. Arka kamerada iPhone SE ve iPhone 6s birbiriyle aynı kategoride arkadaşlar. İkisinde de 12 megapiksellik iSight kamera bulunuyor. iPhone 6 Plus'ta 8 megapiksel var arkadaşlar. 5s'e düştüğümüz zaman da yine 8 megapiksellik kamerayı görüyoruz. Kameraların hepsindeki diyafram değerinde 2.2 olduğunu belirtelim. Burada dediğim gibi bir galip yok. iPhone 6s ile iPhone SE'yi tamamen aynı kategoriye bence sokabiliriz. Bunun dışında hızlıca şunu da söyleyeyim arkadaşlar, arkada fotoğraflar dururken sadece iPhone 6s ve iPhone SE 4K video çekebiliyor. 5s'te zaten böyle bir şey yoktu. 6 Plus'ta da böyle bir şey yok. Dediğim gibi sadece 6s ve iPhone SE 4K videolar çekebiliyor. Şimdi cepte durma testimize iPhone 6s'e başlıyoruz. Cepte çok kaba saba durmuyor arkadaşlar. Daha sonra 5s koyuyoruz. Tabii 6s'ten sonra bayağı küçük geldi. Gayet taşınabilir ve bunun ardından da devasa telefon iPhone 6 Plus koyduğumuz zaman dediğim gibi don düşüren kategorisine rahat rahat giriyor. Ve iPhone 6 Plus'ın da arkasına tekrar SE'yi koyduğumuz zaman gayet taşınabilir, rahat, hatta cepte varlığını yokluğunu hissetmeyeceğiniz bir telefon olduğunu görebiliyoruz. Şimdi telefonların açılma hızına bakacağız. Arkadaşlar hep birlikte sırasıyla iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone SE ve iPhone 5s bulunuyor yan yana. Bakalım hangisi önce açılacak. Testimizi yapıyoruz. Açılmaya devam ediyorlar. Evet, ilk önce iPhone SE açıldı. Daha sonra iPhone 6s geldi. Bakalım 5s mi daha önce açılacak, Plus mı daha önce açılacak. 6 Plus şaşırttı şu an beni. Evet, 5S geldi arkadaşlar şaşırtıcı bir şekilde ve en sonunda iPhone 6 Plus açıldı. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Yorumlarınızı bekliyorum. Aksiyonlu finalimiz için haftaya bomba bir video hazırlayalım hep beraber. Bunu istiyorum. Bunun dışında söylemek istediğiniz başka şeyleri de alt tarafa dilediğiniz gibi yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Millet, yan tarafını duran bağlantıya tıklayarak 5000 kibritle yaktığımız Asus Zenfone Max'i izleyebilirsiniz. Ben de oraya bir kibrit saldım bari, videoya bir 5001 olsun. Lan yandı. Tıklayın.